burası Narro, buraya üçüncü gelişim ama şefi tanıyorum çünkü eskiden başka bir yerdeydi lokantası. Şimdiki şehrin ortasına geldik, katedralın karşısına. Üçüncü gelişim buraya. Burası biraz daha yeni yere, biraz daha sofistike ve biraz daha da pahalı ama gayet iyi. Şarap listeleri de iyi. Bugün bir tamaran içeceğim Kanarya Adaları'ndan, Viarejo, Viarejo Blanco diye bir sepaş. Daha önce bir kere içtim, çok beğenmiştim. Tadım hoşlu, tuna, karne, domatesin bizde yaparlar. Suyunu sıkıyorlar birazcık da elma sirkesiyle. Bugün içtiğim şarap enteresan bir şarap. Çok fazla bilmediğim bir sepaş, Viarejo Blanco işte, tamaranlı. Bu çok şey, bayağı bir petrol, çok mineral bir şarap, hafif. Natürel olduğu için biraz elma, sidr gibi, şarabı gibi. Biraz işte elma var içinde, hafif sitrus da var. Oldukça keskin, asitesi güçlü. Yemekle ne kadar iyi gelecek bilemiyorum. Çok enteresan bir şarap, entelektüel bir şarap. Yeni stil, natürel bir şarap. Ama Kanarya Adaları çok volkanik olduğu için o mineralite ve o hafif petrol burunda, o oldukça enteresan. Bu İspanyol mutfağının üç çok sevdiğim çorbasından biri. Bu salmorejo, gazpacho var, bir de ajo blanco var, taze badem ve sarımsaklı olan. Buna domates, ekmek içi, krema, şeri sirkesi falan var. Yani de jambondan yapılır. Bunu tuna balığından yapmışlar, Narro lokantasında. Şimdi denedim. Hakikaten güzel. Yani hem domatesin ekşiliği var, hem tatlılığı var, hem zengin. Çok iyi de bir zeytinyağı kullanmışlar. Soğuk. Onu söyleyeyim, soğuk çorba. Özellikle sıcak bir akşam için bence ideal bir başlangıç yemeği. İlk keşikte fark etmedim, salmorejo'nun dibinde bir de krema var. Fakat sarımsak kreması yapmış, sarımsak kendisi görmüyorsunuz. Hafif bir lezzeti var. Çok başarılı. Buraya gelirseniz kesinlikle bunu tavsiye ederim. Fiyatı da gayet uygun. Porsiyon küçük ama yarım porsiyon. Bu da yarının yarısı yani, çeyrek gördüğünüz. Salpicón de Bogavante, istakoz salatası. Salpicón de Bogavante'yi, istakoz salatası çok başarılı buldum ve keşke dedim yarım porsiyonu ikiye bölmek değil, bir porsiyonu ikiye bölseydik. İstakozun hem yumurtası, hem kıskacı, hem kuyruğu var. Çok iyi pişmiş, çok lezzetli bir buranın istakozu. Amerikan, Kanada istakozuyla hiç alakası yok. Gayet güzel bir tekstürü var, hafif tatlımsı ama istakoz yediğinizi anlıyorsunuz. Sosu da belli, kendi kafası, yumurtası da yanındaydı. Tabii bu dediğim gibi oda sıcaklığında servis ediliyor. Ve kanımca istakoz gerçek lezzetini oda sıcaklığındayken belli ediyor. O yüzden bunu yiyince bu soğuk demeyin. Bu oda sıcaklığında yenmesi gerekiyor. İstemiyorsanız ısmarlamayın. Yörenin besigosu mercanı, baskı usulü. Yani sosunda bunu biraz zeytinyağı, tuz, sanırım elma sirkesi ve sarımsak. Görüyorsunuz sarımsağı. Basklar balık pişirmede çok çok iyiler ve bu benim çok sevdiğim bir balık. Özellikle bu mevsimde. Bu balık kalkan balığı, dil balığı buradaki gerçek yetiştirme olmayan dil. Ve lagos, bunlar bir de şey diyeceğim, kesinlikle barbun. Bunlar olağanüstü balıklar. Bakalım nasıl, yanında da otomatik olarak salataları da çok lezzetli oluyor. Bol elma sirkesi koyuyorlar. Soğanlar ve çok taze oluyor. Bütün balığı istedik herhalde 1 kilo, 1 kilo 100 gram. Çok iyi gözüküyor.